Herkese selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kremasında krem şanti veya sıvı krema olmayan porsiyonlu pavlova tarifi vermek istiyorum. Buyurun yapımına geçelim. İyi seyirler. Öncelikle tarifimizin kremasını hazırlamakla başlayalım. Tencereye yarım su bardağından biraz fazla un. Yarım su bardağından biraz fazla nişasta, 1 su bardağı toz şekeri alalım. Öncelikle kuru malzemelerimizi karıştıralım. Daha sonra 1 litre süt ilave edelim. 3 adet yumurta sarısı ekledikten sonra ocağa almadan önce karıştıralım. Sürekli karıştırarak kaynamasını bekleyelim. Kaynadıktan sonra 3-4 dakikada kaynatıp ocaktan alalım. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya ilave edip karıştıralım. Güzelce karıştırdığımız kremanın üzerine havayla temas etmeyecek şekilde bir poşet veya bir streç film yardımıyla tamamen kapatalım. Bu şekilde üzeri kabuk tutmayacak arkadaşlar. Krema soğurken pastamızın tabanını hazırlayalım. Ayırdığımız 3 adet yumurtanın beyazına bir fiske tuz ilave edelim ve çırpmaya başlayalım. Bir su bardağı pudra şekeri kullanacağız ama bunu 3 aşamada yavaş yavaş ilave edeceğiz. Yumurta sarısı ve beyazını ayırırken içerisine kesinlikle sarısının karışmamasına özen gösterelim arkadaşlar. Kıvamı tabağa ters çevirdiğimizde akmayacak şekilde olana kadar çırpalım. Çırptığımız yumurta aklarını bir sıkma torbasına dolduralım. Dilerseniz bu işlemi kaşıkla da yapabilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yumurta aklarını sıkıyoruz ve ortasına kaşık yardımıyla oyuk açıyoruz. Önceden ısıttığımız 110 derece fırında iyice kuruyana kadar bekletiyoruz. Bu fırının özelliğine göre de değişebilir. Çok yüksek ısıda olmaması gerek. Krema tamamen soğuduktan sonra mikserle 3-4 dakika çırpalım. Videom bu kısma kadar izlediyseniz ufak bir yorum, bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Tarifleri yakınlarınızla, arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kremanın kıvamı ipek gibi oldu. Çok da lezzetli bir krema oldu. Şimdi kremamızı sıkma torbasına dolduralım ve yumurta aklarının üzerine sıkalım. Pastanın üzerini dilediğiniz meyvelerle süsleyip buzdolabında 1-2 saat dinlendirip servis yapabilirsiniz. Ayrıca bu pastayı porsiyonluk olarak değil, tepsinin ortasına yuvarlak bir şekilde yumurta aklarını tamamen sıkıp bu şekilde de pişirebilirsiniz. Kremasını da tam ortasına sıkıp, Pasta gibi dilimleyip servis yapabilirsiniz ama bu şekilde e, porsiyonluk olarak servis etmesi daha kolay oluyor. Bugünkü tarifimizin de sonuna geldik. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.